Evet kıymetli dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. Yani gündem o kadar yoğun ki ben 14 günlük arada ne yapacağım? Bir de köye gideceğim. Hani ne çekebilirim? Ne videosu yapabilirim diye düşünüyordum. Hatta günde bir tane mi video çekeyim? Shorts videolar çekeyim biraz eğlenceli, komik mi diye. Ama gün geçmiyor ki yani enteresan bir şey çıkmasın. Ali Koç'un mektubu ortaya çıktı arkadaşlar. 10 Kasım 2023 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına Sayın Mehmet Büyükekşi diyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun asli görevleri arasında Türkiye'de futbol faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek ve şike ile teşvik primi gibi konularda da mücadele etmek yer almaktadır. Son zamanlarda kamuoyu gündeminde yer alan ve futbolumuza büyük zararlar veren yasa dışı bahis çeteleri ve hakem camiasına dair her biri birbirinden vahim iddialar karşısında yeterli irade ve kararlılığın gösterilmediğini üzülerek görmekteyiz. Belirtmek isteriz ki Türkiye'de futbolun düzenli ve adil rekabet çerçevesinde faaliyet göstermesi için kamuoyu nezdinde de futbolda adalete yönelik inancın var olması mutlak bir gerekliliktir. Bu inancın kaybına sebep olan ve futbolumuzun güvenilirliğini zedeleyen kişi, kurum, yapı ve iddiaların üzerine gidilmesi hepimiz açısından bir tercih değil zorunluluktur. Kulüpler Birliği olarak tüm bunların yarattığı olumsuz duruma seyirci kalmamız gerektiği seyirci kalmamamız gerektiğine gerektiği inancındayız. Bu doğrultuda futbolumuza büyük zararlar veren bu yapılara karşı somut ve ciddi adımlar atmanızı beklediğimizi ve atacağınız her türlü adıma kulüpler birliği olarak sonuna kadar destek vereceğimizi bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımla Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı. Şimdi Türkiye'de futbolun düzenli adil rekabet çerçevesinde faaliyet göstermesi için diye başlıyor. Ya kime bahsediyorsun sevgili Ali Koç? TFF'de bir yalanlama daha bir yalan daha ortaya çıktı. Servet Yardımcı'ya Serdar Tatlı'dan aldığı mektubun içeriği sorulmuş ya. Adam açıklama yaptı şu ana kadar hiçbir herhangi bir açıklama alınmamıştır diye herhangi bir şey sorulmadı bana diye. Serdar, Servet Yardımcı diyor ki anılan konuda bilgi aktarmadığım şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Bilgi aktardığım şeklinde bir açıklama yapmıştır. Şu ana kadar bana bu konuyla ilgili kurumsal olarak ulaşan olmamış benden yazılı, sözlü veya şifahi olarak hiçbir şekilde bilgi istenmemiştir. Ya bir futbol federasyonu başkanı bu kadar mı yalancı olur ya? Yani ortada bir yalan var ya yani Mehmet Büyükekşi yalancı ya Servet Yardımcı yalancı. Ama ben Mehmet Büyükekşi'ye inanıyorum. Yani onun yalancı olma ihtimali daha yüksek görüyorum. Çünkü bugüne kadar faaliyetleri belli. İnsanları günahkar yaptınız, insanları bedduakar yaptınız, insanları küfürbaz yaptınız. Allah sizden sevdiklerinizden çıkarır bunu. Çıkarsın da. Gerçekten diyorum. Ya Allah bin türlü belanızı versin. Hakemler, TFF, MHK, PFDK kimse. Ya bu oluşumun başında kim varsa kim adaletin e, tahsisini engelliyorsa, kim adalete sekte vuruyorsa, kim adaleti engelliyorsa, kim Türk futbolunda şikeyi, şaibeyi mazur gösteriyorsa Allah bin türlü belasını versin. Polonya milli takımın eski oyuncusu Radoslav Kulunji, Sebastian Szymanski hakkında konuşmuş. Mesela ben bunları konuşacaktım. Ya konuşmamız gereken bu zaten. Szymanski konuşalım, hazır milli aradayız, transferleri konuşalım edelim. Yok. Biz neyi konuşuyoruz? Ya biz neyi konuşuyoruz? Sebastian Szymanski şu anda Polonyalı oyuncular arasında en iyisi diyor. Doğru mu? Dolu mu Samet? Yani Şimanski şu anda en iyisi. Bence de en iyisi. Gerçekten bence de en iyisi. E, bütün futbolcular arasında yani Polonyalılar arasında. Adım adım kendini geliştirdi. Çok fazla konuşmuyor. Ama sahada çok şey yapıyor. Feyenoord'da kendini gösterdi. Şimdi Türkiye'de aynısını yapıyor. Zirvesinin nerede olduğunu merak ediyorum. Fenerbahçe'de oynamaya başladı ve attığı gollerle, asistlerle Türkiye'yi fethetmenin mümkün olduğunu gösterdi. Ancak daha güçlü şansını denemesini isterim. Neresi olacağını gerçekten merak ediyorum. Özellikle Manchester United ve Barcelona. Bu arada bilginiz olsun. Manchester United'ın e, scoutları izliyor. Barcelona scoutları izliyor. Burada Şimanski'yi bu iki scout da izliyor. Bilginiz olsun. Ancak birincisi krizde şey harika kulüpler Manchester krizde Barça belli bir yol ayrımında. Dünyanın en iyi ligindeler falan filan. Şimanski orada görüyorum. Oyundaki kontrol rahatlığıyla çevresinde olup biten her şeyi soğukkanlılıkla görmesiyle bir yere alışmak için fazla zamana ihtiyacı yok. Takımının takımın düşük performansla Şimanski devreye giriyor. Her ne kadar Türk taraftarlar için aşktan nefrete giden yol çok kısa olsa da bu yüzden Türkler onu çoktan sevmeye başladı diyor. Adam bizi iyi tanıyor ya. Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkarttı. Real Madrid'de flash karar. Fenerbahçe'ye mi verecekler hocam? Ya Allah keşke verseler de olay başka. Şimdi Real Madrid kulübün baş sağlık görevlisi Niko Mihic ile yollarını ayırdı. Kulübün bu kararında başta Arda Güler olmak üzere futbolcuların sakatlıklarının sürekli nüksetmesi etkili oldu. Ben şunu merak ediyorum ya. Mesela hani yapmaz kimse bunu yapmaz da aşağılık bir kulüp olduğunu düşünün. Hani renk önemli değil sarı kırmızı fark etmez yani renk önemli değil. Aşağılık bir kulüp Gidip rakibin sağlık heyetine, teknik heyetine hani ulan bu sakatlıklar ciddi değil, oyna deyin. İşte bu sakatlığı uzun sürsün, şöyle olsun, böyle olsun diye. Hani acaba böyle bir rüşvet veren kulüp var mıdır? Ya da ne bileyim böyle bir para aktaran. Hani gerçekten merak ediyorum. Böyle aşağılık kulüpler var mıdır? Hani sadece merakımdan soruyorum. Yani garip ya gerçekten. Çünkü abi bu kadar olmaz ya. Gerçekten bu kadar olmaz ya. ya. Fenerbahçe için söylüyorum özellikle. Ya bu kadar sakatlık, bu kadar şey normal değil. Al bak Real Madrid büyük kulüp. Hemen çat. 6 Temmuz'da transfer olur. 3 kez sakatlık yaşıyor arkadaş. Hala Real Madrid formasını adam sahaya çıkma şansı bulamadı. Ya bu nedir abi? Tamam fizik kondisyon idmanları yapıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor ama... Bence Fenerbahçe'nin de acil bir şekilde sağlık heyetini kovması lazım. Hatta S etmesi lazım. Kovmanın ötesine gitmesi lazım. O kadar olmaz ya. İyi ee, hocam Galatasaray'da işte şey, neydi onun adı? Icardi sakat sakat oynuyor. Şu sakat sakat oynuyor. Ya ben ona da çok inanmıyorum. Onu da biraz Galatasaraylıların hani Fenerbahçe'nin sakatlıklarından dem vurup Fenerbahçe'de iç karışıklığa sebep vermek için uydurduklarını düşünüyorum. Yani beklerim yani ondan. Sakat sakat oynuyoruz. Kimse sakat sakat oynamaz. Geçeceksin o ayağı. Bir kez sakat sakat oynar. O uyumaması gereken maç odur. Bülent <laughs> Korkmaz omuzu çıkık. İşte UEFA finalde oynadı. Oynar. Bir maçı o maçtır. Oynar. Ama ikinci maç. Mesela Fenerbahçe'de Fred gerçeği. Fred kadroya alınmadı. Fenerbahçe Adana Demirspor karşısında iki puan bıraktı. Bana göre bir puan kazandı. Ama üstün olan taraf da hocam olsun. Brezilyalı yılda son yapılan idmanda kendisini denedi ancak rahat hissetmedi. Bu şekilde takıma faydalı olamayacağını söyledi. İsmail Kartal da bunu dile getirdi. Fenerbahçe namalü bünmanını kaybetti. Öl şöyle oldu böyle oldu. Önemli olan bak her zaman söylüyorum. Ligin 5. haftasında lider olmanın hiçbir önemi yok. Lig bittiği anda orada lider yazıyor mu? 500 hafta liderlikten beterdir. Bu arada aklıma takılmışken. Biz hep Trabzonspor maçına kadar getiriyorduk, getiriyorduk. Trabzonspor maçında bir yol kazası, bir iş kazası, bir şey oluyordu. Ne bileyim bir kasıt oluyordu, bir garez oluyordu. Bir şey oluyordu yani bir şey yaşıyorduk. Ve aşağı alıyorduk. O maçtan sonra liderlikte gidiyordu, başka bir şeyle gidiyordu. O da gidiyordu, bu da gidiyordu. Bu sefer liderlik geri geldi ya farkında mısınız? Hani acaba bu sene o sene öbürlerinde de öyle oldu muydu ya? gerçekten çok merak ediyorum. Bu arada TFF demişken unutmadan hani Ali Koç'tan TFF çalışanının bağlantısı var diye dürüst Galatasaray taraftarlarına soruyorum. TFF'nin ikinci adamı, bize göre adam 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 olmak kolay değil de o TFF'nin ikinci şahsı Galatasaray formasına, bilmem Galatasaraylılar şöyle yapın, böyle yapın. Al bunun adı şike değil midir size göre? TFF'nin ikinci adamının yaptığı. ligden çekilin, sözünüzü tutun, delikanlı olun. Siz diyordunuz ya böyle bir bağlantı varsa direkt küme düşürün Ali Koç'u Fenerbahçe'yi atın ligden diye. Alın bağlantı, alın delil. Kovun Galatasaray'ı. Bırakın takımınızı. Alın size şike. Alın size şaibe. E siz diyordunuz abi TFF çalışanının Ali Koç'tan bağlantısı varsa Fenerbahçe'yi tutuyorsa defolun gidin diye. Alın. Ya zannetmiyorum. Omurgalılık örneği gösterip de evet ben böyle söylemiştim. Şu durumda da Galatasaray'ın Ligden atılması lazım diyeceğini zannetmiyorum. Bu omurgalılığı göstereceğini zannetmiyorum ama bilin istedim yani. Şimdi Fred'in olayı şu abi. Kritik mücadele. Diyorlardı ki hocam Adana Demir maçını kazanmadıktan sonra neye yarar? Adana Demir maçına iki puan eklesen neydi? Bir puan eklesen neydi? Herkes bu detayı atladı. Atlamasının sebebi de şu. Bilerek bunu yaptılar. Fenerbahçe'yi karıştırmak için. Adana Demir maçında iki puan kaybedilmedi. Bir puan ve liderlik kazanıldı. Hani bazı maçlar vardır ya atıyorum. Rakibi deplasmanda 1-0 yendin. Ya da, yo özür dilerim. 2-0 yendin rakip deplasmanda. Evinde 1-0 yenilsen turu geçiyor musun? Evinde berabere kalsan galip gelsen turu geçiyor musun? Geçiyorsun. 8 tane sakatın var. Sen galip gelmek için oynuyorsun. Sana geri gerizekalı demezler mi? 8 tane sakatın var. Sen de yenilmemek için oynuyorsun. La berabere kalayım yeter bana diyorsun. becerebilirsem kazanırsam tabii ki de ne ala diyorsun. Rakibine isabetli şut çektirmiyorsun. Maç 0-0 bitiyor ve yerin dibine sokuluyorsun. Türkiye'de Fenerbahçe düşmanlığı diye bir gerçek var. En güzel kılıfı da Fenerbahçe şeyin içine giriyorlar. Ee, ya bir, birinin bir örneği vardı. Diyor ki bir köyü fareler basıyor. Lan bir türlü baş edemiyorlar. Kedi koyuyorlar, köpek koyuyorlar, kapan koyuyorlar, bir tuzak koyuyorlar. Yok baş edemiyorlar. Bilge bir adama gidiyorlar. Bilge adam diyor ki bana bir tane canlı bir tane ölü fare getirin. 15 gün boyunca da köyden çıkın. Sadece ben kalacağım. Bakın bakalım neler oluyor. Lan diyorlar ki oğlum denemekten başka çaremiz yok. Adama verelim. 15 gün sonra bir geliyorlar köyde bir tane fare yok. Lan nasıl yaptın? Nasıl ettin? Nasıl becerdin? Adam diyor ki farklı olanı birbirine kırdırmak zordur. Aynı olanı birbirine kırdırmak en kolaydır. Ölü fareyi, işte diri fareyi aç bıraktım ölmeyecek kadar ölü fareden yedirdim. Aç bıraktım ölü fareden yedirdim. Aç bıraktım ölü fareden yedirdim. Saldım içlerine. Bizimkinin artık yiyeceği tek şey ölü fare ya da diri fare fark etmez. Artık fare fareyi yiyecek. Bunlar da baktı ki bu salaklar da baktı ki bu bizden aldılar içine. O fare bunların sonunu getirdi. Bu bir yedi, iki yedi, üç yedi derken öbürleri baktı ki lan fare yemek iyi bir şey. Onlar da fare yemeye başladı. Hepsi birbirini yemeye başlayıp bitirince de en sonucu da artık acından kendi kendini öldürdü. En sonucuyu bitirmek zaten en kolayı. İşte Fenerbahçe taraftarına da bunu yapıyorlar. İçimize soktukları farelerle bizden kemirmeye çalışıyorlar. Dikkat edin mesela bizim kanalın düşmanı görünümlü Fenerbahçeliler var. Bir Fenerbahçeli şu bizim kanala düşman olamaz. Olursa omurgası bozuktur. Omurgasında bir bozukluk vardır. Fenerbahçeli bak bizim kanala düşman Fenerbahçeli olamaz abi. Fenerbahçe gerçekleri konuşuyor, Her şeyin gerçekleri konuşuluyor. Eğriye eğri, doğruya doğru deniliyor. Hediyeler veriliyor, ödüller veriliyor, formalar veriliyor, yardımlar yapılıyor, her şey yapılıyor. Şu kanalı sevmemek için omurgasız olmak lazım. Ya Fenerbahçeli olup da. Anladınız mı? Sosyal medyadakiler de öyle. Bakın İsmail Kartal'ı yemeye çalışıyorlar. Bakın birbirini yemeye çalışıyorlar. Bakın şunu savunan FETÖ'cüdür. Şunu savunan şucudur demeye başladılar. Dikkat edin bak. Yani Ağzınızdan ya Crespo'da iyiydi lafı çıkıyor. Hemen köpeğin böyle aç köpeklerin saldırdığı gibi saldırıyorlar. Ne demek iyiydi Crespo bu takımın şöyle böyle falan filan. E kim gelsin? Parti gelsin. E, üç tane Türk kuralı var. Hangisini oynatacaksın? Onu da İsmail Kartal bilsin. İsmail Kartal o da formundan düştü. Ge değişiklikleri çok geç yapıyor. Lan İsmail Kartal beraberle zaten razıydı. Maç öncesi de belliydi. Lütfen arkadaşlar Fenerbahçe görünümlü farelerden uzak durun ve dikkat edin. Fenerbahçe Avrupa'dan dev gelir haberi var. Fenerbahçe bu sezon Avrupa'daki başarılı performanslar tam 5 milyon 700 bin euro. Yani güncel kula 175 bin TL'yi kasasına koydu. Bakın 3. ligde, lig 3'te yer alıyor. Ve 5 milyon 700 bin euro. 3, Üç, lig 3'te yer almasına rağmen. Konferans liginden ikinci elemeden başladı. 10 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı. Yani maddi olarak Fenerbahçe'ye iyi iş düştü. Grupta da sadece 2 maç kaldı arkadaşlar. Galibiyete... Ee, İki maçı kazanırsa 1 milyon galibiyet primi. Grup liderliği bitirdiği takdirde 600 bin euro. Son 16 primi daha kazanacak. Yani galibiyet 500 bin euro. İki maçı da kazansa 1 milyon euro. E, grup liderliği de 600 bin euro. 1 milyon 600 daha kazanacak. 7 milyon 300 bin euro. Ya bunlar kötü paralar değil. 7 milyon 300 bin euro'dan ziyade sen bir vitrine çıkmış oluyorsun. Vitrindesin. Erman Toroğlu bu 3 hakem yalan söylüyor. TFF'nin Galatasaray-Fenerbahçe maçı var kayıtlarının yetkisiz dinlenmesi iddiası ile ilgili açıkladığı tutanaklar hakkında Erman Toroğlu çarpıcı yorumlar yaptı. Federasyon 9 Kasım Perşembe günü 16 soru için resmi siteden 16 cevap yayınladı. Ve bazı tutanaklar yayınladı. <laughs> Bu arada hakemlerin sağlık raporuna ilgili tutanağı gördünüz mü? Oradaki bütün doktorların adının yerinde kısa imzası var. Mesela okulda müdür olmayınca müdürün imzası yerine V ye işareti atılır. Hani onun yerine vekil olarak birisi atıyor denir. Müdür yardımcısı imza atar. Beşi de doktor değil. İmza atanların aldıkları rapor bile sıkıntılı. Ve bunu da paylaştılardı. Kimse fark etmeyecek diye. Ben anlamıyorum bak bilgi çağındayız. Bir açıklama yaparken salak olmamak lazım. Arkadaşlar ben bu videoyu çekiyorum ama burada 62.100 yazmıyor desem. Ulan aptal mısın dersin. Ya da desem ki arkadaşlar Amerika'nın başkenti Lübnan'dır. Lan oğlum bilgisayardan internetten girip bulmak çok mu zor dersin bulursun. İşte ben de federasyonun bu salaklığını anlamıyorum. Tarık Ongur'un Galatasaray Fenerbahçe maçının var kayıtlarını yetkisiz şekilde dinlediği falan filan. Erman Toroğlu A Spor'da TFF'nin yayınladığı tutanaklarla ilgili yorumlar yapmış. Yani birkaç gün önce yapmış bunu. İşte büyük iki Bu adam Tarık Ongur'u Şu anda yardımcı hakem yetiştiriyor. Güvenilir insanlar değil bunlar diye başlıyor. Bak bunlar güvenilir insanlar değil. Ali Koç başından sonuna kadar bu konuda haklı. Çünkü Okka'nın altına kulüpler gidiyor. Özgüç Türkal yazılı beyanat veriyor. Operatörler sordunuz mu? Operatörler de inkar ediyorlar. Operatörler dinlendi derse işlerinden olacaklar. Çünkü yasak. Ferhat Gündoğdu MHK'sı bunlara sorduğunda da bu cevaplar geldi. Pekala niye Ferhat Gündoğdu operatörlere sormadı? Niye sordurmadınız? Niye Ferhat Gündoğdu ben operatörlerinde ifadesini alayım dediğinde izin vermediniz? Var logoları silindi mi? Ey büyük ekşe kulüp başkanları sizi uyarıyorum. Alper o Alper Ulusoy'un Serkan Bo Okun ve hele Tarık Ongun'un yerinde olsa Merman Toroğlu'nu mahkemeye veririm ama veremezler. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Beni mahkemeye versinler diyor ama veremezler diyor. Siz bu ifadeleri duyunca ne anlıyorsunuz? Mesela ben şunu anlıyorum. Çok büyük bir şerefsizlik var ortada. Mahkemeye verirlerse o şerefsizlik ortaya çıkacak. O yüzden de veremezler. Hani aklıma ilk gelen bu oluyor. Hani kim bu cümleyi kurarsa kursun. Hadi sıkıyorsa beni mahkemeye versinler ama veremezler. Ya da ellerimde öyle bir belge var ki onları cortlatırım. Misal veriyorum ya. X bir kanal sahibi. İşte hala Fethullah Gülen'i övüyor diyelim. Elimde de benim onun videoları var. Paylaşımlar var. Ben buradan anasını avradına sövüyorum diyorum ki ulan hadi sıkıyorsa beni mahkemeye ver. O da beni mahkemeye veremiyor. Aklınıza bence bu gelmesi lazım. Ya benim aklıma bu geliyor. Demek ki diyorum çok ciddi bir sıkıntısı var. Bu da bunun elindeki diyorum veremiyor. Çünkü diyor ben mahkemeye verdiklerinde resmi bir şey isteyeceğim diyor. Log diye bir olay var. Bütün bu konuşmalar bilgisayarlarla logda kayıtlı. Biri işlem yaptı dinledi bunlar logda yazar. Niye logu göstermiyorsunuz? Sözleşmede kayıtların tutulmasına ilgili madde var mı? Bu lokları saklamadınız mı acaba? Yoksa loklar silindi mi? Bunlar daha tehlikeli. Yani kara kutu bizim anladığımız kadarıyla bu loklar. Bize Yusuf Namoğlu geldi. Operatörler MHK'ya bağlı değil. Özel bir firmanın elemanı dedi. Davulu benim boynuma verdiler. Tokmağa başkaları vurdu. Sonra bir daha konuştum. Operatörler öyle işler yapıyorlar ki pozisyonu geç getiriyorlar. Penaltı atılmış oluyor. Öyle operatörler var ki hasta Fenerbahçeli, hasta Galatasaraylı, hasta Beşiktaşlı. Hasta Trabzonsporlu. Ben bunları bilmeliyim. İpin ucu benden çıkıyor. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bak, bütün samimiyetine söylüyorum. Hasta Fenerbahçeli varsa Allah belasını versin, çocuğu gebersin inşallah. Vallahi bak yemin ediyorum. Çocuğu ölsün inşallah. Hasta Fenerbahçeli olup da bunu skora yansıtan. Aynısını Galatasaraylı taraftarlarda diyebilir mi? Aynen. Hasta Galatasaraylı varsa çocuğu ölsün diye. Hocam çocuğunu ne karıştırıyorsun? Arkadaşlar, milyonlarca insanın çocuğu ölüyor. Kalp krizi geçirdi Fenerbahçeli. Gencecik çocuk öldü gitti. İki tane, üç tane, dört tane, beş tane, on tane. Kalp krizi. Ya bir Beşiktaş pozisyonu. Kalp krizi geçirdi belki Beşiktaş'ta. Öldü gitti. O kimin? O hangi ananın çocuğuydu? Abi. Ben şunu söylüyorum. Allah bin türlü belasını versin. Bile bile susanın Allah belasını versin. Ya düşünsenize annenizi babanızı öldürüyorlar. Oradan birisi görüyor. Kamera kayıtları elinde. Kayıtları siliyor. Siz ona demez misiniz? Anan ölsün, baban ölsün demez misiniz? Her şeyi söylersiniz. Ağzınıza ne geldi? Daha ağırını söylersiniz. Ya görüyor. Kamerayla görüyor. Kayıtla görüyor. Başka bir açıdan veriyor pozisyonu ekrana. Bu nedir? Erman Turoğlu diyor ki ben bunları bilmeliyim. İp, İp ucu benden çıkıyor. Tefefe'de birileri veriyordu görevleri. Biz karışamıyorduk. Çıldırıyorduk. Bunları kamuoyu bilsin. Yapılan sözleşmede log ne kadar süre var? Log'a gidin bakın. Türk Alp doğru diğer üçü yalan söylüyor. Özgür Türk Alp doğrusunu yazıyor diyor. Benim adım Erman Toroğlu. Özgür Türk Alp doğrusunu yazıyor. Diğer üçü Tarık Ongun, Serkan Ok ve Alper Ulusoy yalan söylüyor. Özgür Türk Alp doğru helal olsun. Diğer üçü yalan söylüyor. Oynuyorlar. Türk futbolu oynayanlardan üçü. Ali Koç bu yüzden haklı diyorum. Aferin Ali Koç'a sonuna kadar gitsin dibine kadar diyor ya gitsin. Tarık Ongun yardımcı hakem yetiştiriyor. Serkan Ok ve Alper Ulusoy görev yapıyor ama Özgür Türk Alp yok. Offsite'ımızı da hata yaptı. İpini çektiler. En namuslusu Özgür Türk Alp'miş. Bildiğini yazmış. Cesaretine ve namusundan ötürü Özgür Türk tebrik ediyorum diyor. Ca ja Pedro umduğunu bulamadı haberiyle de bitirelim. Şimdi Ca ja Pedro yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Gremio'ya kiralık olarak gitti. Umduğunu bulamadı. Bence umduğunu buldu. Hani Cagliari'den Fenerbahçe'ye kadar yaşadığı sakatlıklar, hayal kırıklığı kiralık olarak gönderildi. Yeni takımda umduğunu bulamadı. 2025'e kadar Fenerbahçe'yle sözleşmesi var. 3,5 milyon euro satın alma maddesi var arkadaşlar. Gremio resmi internet sitesinde. Bir sezonunu kiraladı. 3,5 milyon euroluk satın alma maddiyesinin olduğunu söyledi. Fenerbahçe karnesi 28 maça çıktı. 5 golü var. Bunun yanı sıra arkadaşlarına da bir kez gol pası verdi. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Kulübeye hapsoldu diyor da tam kulübeye hapsolmadı arkadaşlar. Ceha ja Pedro Gremio'nun ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde şans buldu. Bir asisti var diyor. Toplamda 14 maça çıktı. Bir asisti var. Arkadaşlar son haber dedim ama bir tane daha haberim var onu da vereyim. Tam olarak böyle değil. Yani Cao Pedro'nun olayı tam olarak böyle değil. Cao Pedro her an oynayabilir. Her şeyi yapabilir. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'de 6 numaraya yeni aday Pape Gueye. Pape Goye. Aslında 6 numaraya yeni aday değil. Ya ben Fenerbahçe'de 6 numaraya 2 tane aday söyleyeceğim size de. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi bugünden söylediğim zaman da şöyle olabiliyor. Hani bir şey oluyor takımlar vazgeçiyor başka bir aday oluyor bu sefer de hani bizim 6 numara buydu diyordunuz. O da sıkıntı oluyor. Neyse ben haberi okuyayım. Yaz transfer dönemi önlü bir o. Marsilya'da son sezonu yaşayan Senegalli Papi Goye için harekete geçildi. İsmail Kartal da yıldız oyuncu için yönetime onayı verdi. Gündeme gelen isim bu. Menajerler ne diyor? Şu anda kadro dışı kaldığı belirtilmiş. Menajerler iletişime geçmiş. 24 yaşına 1.89 boyunda. Marsilya 2024'te Haziran'da sözleşmesi bitiyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Çok yönlü bir oyuncu. Nasıl çok yönlü bir oyuncu? 17 kez Senegal milli takım formasını giymiş. Geçen sezon İspanyol gibi seviyede kiralık forma giymiş. Hem mücadele hem tek, teknik kapasite olarak dikkat çeken bir oyuncu. Ön libero olsa merkez orta sahada forma giyiyor. Şimdi Pape Gueye 10 milyon euro. Yaş 24. Roof menajerlik şirketinin oyuncusu. Bizden herhalde hiç futbolcumuz yok. Genelde pahalı futbolcuları menajerlik şirketi arkadaşlar bu. Yani listeye girin bakın pahalı oyuncuları görürsünüz üstlerde özellikle pahalı oyuncuları görürsünüz. Hani bizim lige çok ee, yanaşacak oyuncular değil. Onu belirteyim. Şimdi Papegoe'ye sol ayaklı ön libero. Kadro dışı 7 Aralık 2023'e kadar kadro dışı diyor. Bu sezon herhalde hiç oynamamış ligde çünkü istatistik yok. Yani Müsabaka kablası kamlı kadro dışı dediğine göre bunun sözleşmesi falan yok diyebiliyorum. Hani 10 milyon euro 2 Kasım 2023 13 Haziran 2023'te 10 milyon euro. Oynamadığı için muhtemelen düşecektir. Bence Fenerbahçe'nin denemesi gereken tip böyle bir tip. Apegoe ismi mantıklı. Bana mantıklı geldi. İkincisi ise Emil Braivik. 4 milyon euro piyasa değeri var oyuncunun. Bak, birçoğunuz diyeceksiniz ki hocam Fenerbahçe'ye layık göre göre bunu mu gördün? Bunu mu diye bir şey yok. Bunu mu diye hiçbir şey yok arkadaşlar ortada. Emil Braivik iyi bir oyuncu. Molde'nin orta saha oyuncusu. Ve 4 milyon euro piyasa değeri var. 1.80 boyunda Norveçli oyuncu. Bu sezon orta sahanın merkezinde 6-8-10 oynayabiliyor. Sarı kart cezası 14 Kasım'a kadar oynayamayacakmış. Bugüne kadar oynayamayacakmış. Bugüne sonra oynayabilirmiş. Şimdi bu sezon 42 maça çıkmış şu ana kadar. 12 gol, 10 asist, 3.288 dakika. Ön libero 8 oynuyor. 42 maç 12 gol 10 asist. 3288 dakika. Arkadaşlar en son bunu kim yapmıştı biliyor musunuz? Thomas Suçek yapmıştı. Ve Thomas Suçek bunu yaptığında ben şunu söylemiştim. Aha dedim Fenerbahçe'nin aradığı futbolcu bu. Çok golcü bir ön liberoydu Thomas Suçek. E Fenerbahçe'ye yeni Thomas Suçek desem ya da Thomas Fenerbahçe'ye yeni Fenerbahçe'ye Thomas Su çek desem olabilir. Gerçi onu da 30 Haziran'da şey sözleşmesi bitiyor bu sezon sonunda. Thomas Su uzun boylu 1.92 boyunda ön libero. Zaten diğerlerinden kendine ayıran özellik bu. Ve Su bu sezon 17 maç 5 gol 1 asist. 1122 dakika. Premier Lig, Avrupa Ligi, FA Cup. Ya düşünün böyle bir isim. Şimdi Su alamayıp 28 yaşındakini zaten biz alamayız. Yıllık ücretini ödeyemeyiz. Ama Emil Breivik konusunda Galatasaray'la yarış halindeyiz. Ya biz alacağız ya Galatasaray alacak. Bakalım hangimize nasip olacak. Ama ben bu Emil Breivik ya da Papegoe isminden birini açıkçası çok isterim. Ya düşünsene rotasyon, İsmail K Yüksek, e, orta saha, gençlik aşısı. Hani birini satsan öbürü burada. Bartu Elmaz var. Vallahi müthiş bir planlama olur. Bence Fenerbahçe'nin üstüne düşmesi lazım. Ki devre arasında ben açık söyleyeyim yani e, ee, gideceğini zannetmiyorum devre arasında. Crespo'nun gitmesi de zor bir ihtimal. Zor değil gerçi de. Ben Zaytis'in Crespo'nun talipleri çok süperlikten de isteyenleri var. Hani Mert Hakan Yandaş diye bir arkadaş var bizim takımda. Hani adı komutan. Ama ben komutanlığını hiç görmedim. Sürekli sakat, sürekli sakat. Yani ne yaptığını da çözemiyorum. Nerede sakatlanıyor bu arkadaş? Kimse niye hesap sormuyor? Ben burada Ali Koç'a iki tane laf söylesem hemen bana hesabını sorarlar. Ki soru söylüyorlar zaten şu bazı spor yazarlarına falan ama bunu takip etme. Ali Koç'a olur olmadık laflar diyor. Ben olur olmadık laflar söylemiyorum. Ben doğruları konuşuyorum. Neyse uzun lafın kısası Fenerbahçe'ye yeni Thomas Suçek hakkımız ailesi olsun. Bu arada Rıza Bay Vincent Abubakar'ı gördüm hazır mısın dedim. O da yok dedi. Zaten sekerek yürüyor. Peki önerenin yani en önemli maçımız Fenerbahçe diye hala açıklama yapmadım Rıza Çalınbay. Ben onu merak ediyorum. Bu arada Galatasaray'da bir sayfanda Rıza Çalınbay hakkında çok çirkin cümlelerini duydum. Yakışık almıyor. Hani futbol bu değil, ahlak bu değil. Onu da belirteyim arkadaşlar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 62.100 sadece bir sayı. Ben bu videoyu çekene kadar 10 kişi, 20 kişi oynatma listesi açsa buraya 200 oluyor. 100 kişi, 200 kişi açsa burası 300-400 oluyor. Belki siz bu videoyu izlemeye sorumluluk sahibi Fenerbahçe'li kanalımızdan üyelik hediyesi bekleyen arkadaşlar bol bol oynatma listesi açacak. Siz bunu izlediğinizde 63 bin yazacak belki. Hep birlikte bekleyip görelim. Görüşmek üzere dostlar.